Gelinlerimden Tuğba ve Aleyna arasında bugün ipler epey gerilmiş. Tuğba kayınvalidesine çok kızmış, ardından da gözyaşlarına hakim olamamış. Neler yaşanmış bugün izleyelim. Sen bence bana iyilik yapma. Ha. Sen annenin borçlarını öde. Hangi annemin? Kendi annenin borçlarını öde. Annemin borcu Allah'tan başka kimseye bir borcu yok. Benim bana canımı sıkma. Bana sen kimsenin teyze benim annemin böyle ağzını ağzına alıyorsun ya. Sen annemin ağzına sağlıyorsun. Ben bir şey demiyorum. Bana bu fırsatı veren kayınvaliden, tamam mı? Git o zaman kayınvalidene hesabını sor. Sen benim annemi konuş. Git kayınvalidene sor. Aleyna ne yapıyorsun? Bak bana nasıl ben ne yapıyorum? Sen beni söylesene. Dur beni kışkırt. Dur dedim. Tuğba sakin. Benim annemden bahsedemezsin. Bak Tuğba. Bak benim canımı takma. Başlama işte. Sen görüyor musun? Sen kimsin de benden dinleyin ol. Sen kimi ayırıyorsun? Sen kimin annesisin? Beni. Hayatım. Beni ayırmaya geleceksin. Senin Aleyna ile ne işin var? Ben senin kızınım burada. Tamam sakin ol ya. Çok haklı yani. Yeter ya. Gelen gelir üstüme gidiyor. Aleyna'ya koşturuyor, bana koşturmuyor. Koluma bak. Şu anne falan konularına girmeyin. Borç, borç, para bir şeylerine benimle girmeyin. Konuşma, hayır. Ya ben kötü bir şey... Benimle konuşma! Kötü bir şey yapmadım ki. Olan geçmişte olan şey... Ne geçmişi? Benim annem senin borçlarını ödedi. Tuğba'cığım, anne bir para... Bana cımlı konuşma. Bak, pancur olayı bana diyorsun. Bayağı bayağı gerilmişsiniz. Mevzu ne? Gönül kayınvalidem eskilerden bir şey mi anlatıyor Aleyna'ya? Ne? Tuğba anlatsana, benim hiç haberim yok. Bu şey, evlenirken biz annem ev aldığında biz de camlarını yaptırdık eşimle. Yani bir de kendi hesabından olan parayla gitmiş Aleyna'ya demiş ben Tuğba'nın borçlarını ödedim. Bir de annem olunca işte böyle değişiyor ya işin rengi, sinirleniyorum. Senin mi annenin borcunu ödemiş, ödedim gelmiş, demiş evet, yani. Bir de benim annemin lafını Aleyna'ya yapıyor. Bak annem konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyorsun. Ya benim annem öyle herkesin annesi, mesela Aleyna'nın annesi buradan video gönderiyor, şey yapıyor. Benim annemin öyle hani benim arkamda durma hani şeyi yok. Niye? Ya bazı şeyler var söylemiyorum, söylemek de istemiyorum. Yani öyle bir kadına bir gün gönül anneme kötü bir söz söylememiş bir kadına dün tanıdığı kızla lafını yapıyor. Yani benim annemin lafını yapmasın. Yapmış. Çünkü benim annem ona laf söylemiyor biliyor musunuz? Bir tane video gönderdim benim annem. Ben gönüle laf söylemem diyor. Sen ne yaparsan yap diyor. O gidiyor dedikodusunu yapıyor. Hiç minyon konuşma. Onu da söyle. Yani sadece... Demiş ki senin Tuğba'nın annesinin borçlarını ben ödedim. Hiçbir sana bunu Aleyna mı evet, söylüyor? Evet, benim de annemin bir Allah'a can borcu var. Bir daha da kimse hiç yayında borcu yok. Yayında söylüyor Aleyna, evet. Herkesin içinde. Nursel Hanım, ana Aleyna ile oturuyorduk. Sen niye orada oturuyorsun ya? Hakikaten. Ya Hacer yok ya, korkuyor. Ne yapayım? Bak üzülüyor, kıyamıyor. Şaka gibi ya, vallahi. Bana emanet tamam, etti Hacer. Tamam, peki, anladım. Nursel Hanım, Aleyna ile oturuyorduk. Aleyna'nın Tuğba ona para topladı ya, çok üzüldüğünü söyledi. Ondan sonra Aleyna mı üzülmüş? Evet, öyle dedi. Ha. Ondan sonra işte dedi Hacer annem böyle böyle bir sürü şey söyledi. Ana evine tadilat anı yaptırsaydı ana istemeye gittiklerinde sorun oldu ya. Ben dedim ne var dedim. Ben de dedim Tuğba'nın annesi dedim ev yaptırırken dedim panjurunu dedim ana hatta burada da konu olduydu. Bileziği çıkarıp vermiştim evet, sana. Öyle bir şey yok ben ama. Onu söyledim. Bu da buna beni aramızda diye konuştum. Bu da burada gelip Tuğba'ya söylemiş. Sen de kızım en korkuyorsun hem de yapacağından geri kalmıyorsun. Aleyna sen ne şey dedin? Ya o an ne dedin yani Tuğba'ya o kadar ki, kışkırtacak? Yani dedim şu buradan dedim paradan paradan bahsediyorlardı. Ben de dedim ki ikiniz de dedim paradan bahsetmeyin bence dedim. Siz dedim susuz yaşarsınız ama dedim parasız yaşayamazsınız dedim. Siz diyor bak. Aynen. Hepsine benim söyledi. Benim Aleyna beni yükseltme. Annenin borçlarını ödesen siz diye konuşma. Dedin mi? Dedim çünkü neden bana beni burada zaten sürekli rencide etme amacında kendisi. Dün de yani beni rencide etti. Yok neymiş çeyiz parasıymış. Dalga geçer gibi hem gülüyor hem şey yapıyor. Bu benden sana hediye. Neymiş ama ya? İçinde bir not var lütfen. Emeğe geçen insanlar var. Onları da okumanı istiyorum. Ya, gerçekten. Wow. Yemin ediyorum çeyizin için bir şey beraber yaptım. Beraber. Kuba sana ne oldu bu sıralar var ya. Helal ya.
Teşekkür. Para dağıtıyorum ya. Ben de böyle söyledim. Madem dedim bana para toplayacağına dedim. Git annenin borçlarını öde dedim. Senin zarf hareketinden sonra yani. Evet. Koz geçince eline. Ama o kozu kim veriyor eline? Benim kayınvalidem veriyor. Böyle bir dünya var mı ya? Ya bir insan gelinin arkası... Ya şu an Alena'nın yanında ne işi var ya? İşi var ya? Alena yalnız kalmış. Alena'nın kayınvalidesinin MR'ından... Alena gitsin kendi kayınvalidesinin yanında dursun da hastaneye götürsün. Niye? Ben ya ne yapacağım benim kayınvalidemin yanında? Bana söylesene. Şu an burada ne dönüyor? Şu saç... Benim kayınvalidemle de onlar çok iyi. Gönül abla tadım bile yapmak istedim. Aleyna'nın tadımını ben yapayım dedim. Tabağını buldu ya bugün. Ya tekrar 5 verecek herhalde. Ne yapayım Nursel Hanım? Üzülüyorum. İnan ki Hacer buna kız bağırıyor. Kız kendi kızına üzül. Vallahi Tuba kendini çok güzel savunur ama Aleyna savunamıyor. Ben savunuyorum ama kendini çok iyi savunur. Kendini benim... savunuyor olması üzülmediği anlamına gelmiyor. Ondan sonra mesela Tuba eğer Aleyna'yı ben tutmasaydım Tuba'nın içinde vallahi kızdığı zaman gözü hiçbir şey görmez. Aleyna'yı bak çok anne, üzüldüm. Ben kızdığım zaman gözüm hiçbir şey görmezse ben bazı şeyleri yapmamak, ben benim bir şeyleri dur tuttum. Artık! Dur, senin orada ne işin var? Ne tadımı? Yalnız mı kalsın? Ne yalnız anne? Aleyna yalnız kalsa bize ne? Aleyna gitsin, ben kurtulayım ya. Konuşmayı bilmeyen Aleyna bana işi rakip oluyor ya. Evet, bundan da korkuyorsun zaten. Ben mi korkuyorum? Anladın mı? Senden mi? Elinden her şeyi alacağım. Sen görürsün. Niye alacağım? Ağlayarak tanımadığım kadınlardan. Ben böyle davranmıyorum. Bir şey aldırma. Ağlayarak. Ben zorla bir şey aldırmadım, tamam mı? Gönül teyzeme ben gayet iyi davranıyorum. Daha sakin olur musunuz? Sen de benim gibi davranmayın. Yok, o da bana. Salonumuzda sesimizi yükseltiyoruz. Aynen öyle. Beni bilerek yükseltiyorlar. Tamam, sen de sakin ol. Sakinleşin. İrem, sen buradaydın, şahit oldun. Sence kim haklı? Tuba %100 haklı. Haklı. Evet. Tuba'ya yapılan çok büyük bir ayıp var. Ama ayıbı Aleyna değil, Gönül abla. Evet. Yapıyor. Neden? Destek veriyor. Sen, tamam, sen güvendin. Aleyna'ya böyle bir şey anlattın. Kötü niyetli değilsin diyelim, tamam mı? Aleyna'ya anlattın. Tamam. Aleyna geldi, burada Tuba'nın bütün sinirini alt üst etti. Sen neden hala Aleyna'nın yanında oturuyorsun? Ya. Aleyna'yı kaynanası düşünmemiş. Sen niye düşünüyorsun? Helal olsun İrem. Kuş gibi ya. Kimsesi yok ya. Ya sana ne o kuştan? Küçücük baksana. Senin de orada kuşun var. Tuba çok kendini savunur. Bu savunamıyor. Ya Hacer onu savunuyordu buradayken. Hacer abla nerede savunuyordu ya? Tabii. Nursel Hanım bir şey sormuşsun. Bir dakika müsaadeyden. Şey Gönül annemin bir gün bile beni burada böyle savunduğunu gördünüz mü? Dili açıldı. Söyleyeyim mi? Bir gün. Görmedim. Yeşim'le kavga gerçekten ettim. Gerçekten görmedim. Kavga etti. Hatta yani şey konusunda bile hak veriyorum. Tabak konusunda, tabaklara yaptığın yorumlar konusunda da. Ne bileyim Beyhan abla bulamıyor, kahroluyor. Sen yapsaydın da yapsaydın diye bir şey söylüyorsun. Üzülmüyorsun bile sanki. Üzülmüyor. Anlamıyorum yok. Neden yani. Nursel Hanım ben bir şey söyleyebilirim. Söyle. Burada asıl suçlu Gönül. Ya ben neden suçlu gerçekten olurum Beyhan? Sensin Gönül. Neden? Sensin. 10 sene önce, 15 sene önce yapmışsın bir şey. Yapmadı Beyhan teyze, yapmadı. Konu, yapsa bile, ihbar ediyor. Yapsa bile. Bir şey söyleyeceğim. Orada oturuyorsun ya. Ya yalnız mı bırakayım kızı? Bak, onun kız yanında çünkü. Ben kimim, kim? Ya, ben kimim? Tuğba kendini çok güzel. Allah yarabbim delireceğim, vallahi delireceğim. Vallahi bak boğazımın ödüllerim şişti biliyor musun? Vallahi ben var ya, gündür ağlayacağım sinirden. Ya gelmeyin kadın üstüne ya. Yanlış yolda. O benim manevi kızım ya. Anne Hacer yokken. Kızlar bir sakin olun ne olur. Gönül abla çok eleştiri aldın yani bir durup düşündüğünde yani ne bileyim hata yaptım demiyor musun? Ya Nursel Hanım şimdi o... Neyi eleştirdiklerinin farkında mısın? Biliyorum. Bu kız neye üzülüyor farkında mısın? Ama bak Nursel Hanım ben gene hata yapmadım diyorum. Çünkü ben bunun manevi kızım değil mi bu? Şimdi anne manevi kızınla nasıl bir manevi kızın ya, üç günde? Ya hep anne, anneciğim demiyor mu? Tamam. Gönül anne. Ben sana 5 yıldır anneciğim neden diyorum. Neden bunlara demiyor? Evimde yaşattım. Bana şu muameleyi niye göstermedin bugüne kadar? Sana da gösteriyorum. Ne gösteriyorsun? Gösteriyorum. Gören gözler eğer var bak. Gören gözler var. Ben 2 haftalık. Sen kayınvalideni burada rencide etmezsen emin ol sen de olsun. Sen kayınvalideni ne yapıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu bana anne diyor ya. Bu bana manevi kızım ya. Ben 35 sene çalıştım. Bütün çalışan yerdekiler bana anne dedi. Sen benim kızımsın. Sen benim oğlumsun. Benim tamam herkesin annesiyim. Allah razı olsun. Herkesin geri başım gözüm üstüne. Ama benim bir kızım
bir oğlum vardı. Aferin ya. Sana benim. Helal olsun Beyan teyze. Ya benim de öyle ama ya şimdi... Ben bir şey söylemek istiyorum da. Şimdi şuna da açıklık getirmek istiyorum. Borç almak, vermek ayıp değil. Değil. Hani kesinlikle böyle kara leke gibi böyle anlatılmasın. Aynen. Ayıp olan ne biliyor musunuz? Borcunu alıp ödememektir ayıp. Ya da borç veriliyorsa bunların konusunun burada açılıp borç verdim sana, ben sana almışsa bile annesi kalkıp burada onun muhabbetini buradaki yeni tanıdığın insanlarla yapamazsın. Kol kırılır, yen içinde kalır. O kadının başına bir şey de gelmiş olabilir. Gönül olarak yardımcı da olmuş olabilirsin. Kalkıp bunu burada açıklayamazsın Gönül abla. O çok çirkin hayatım, bir şey. Hayatım ben burada açıklamadım. Aleyna ile dert misin? Aleyna kim? Anlatamazsın. Aile bir şeyleri burada anlatamazsın. Onun burada seyirle anlayamadım ben. Gönülcüm biliyorsun ya zaten böyle zıt zıt birbirlerine sürekli çarpışıp duruyorlar. Hani Aleyna'ya böyle bir şey söylediğinde kızdırmak için söylemez mi sence Tuğba? Bence yapıyor. Söylemez dedim. Bak sen gerçekten bilerek mi yapıyorsun? Bilerek yok yapıyor. Ya ben söylemez dedim ya Nursel Hanım. Söyler söylesin İrem'cim, diye yaptı. İrem. Ben Gönül Alda'ya bir şey sormak istiyorum. Bir gün bu yarışma bitecek. Herkes evine da, dönecek. Evet. Sen nasıl döneceksin? Tuğba'yla döneceksin. Aleyna gidecek Afyon'a. Sen nasıl döneceksin? Ben gene Hacer gelince emanetini teslim edeceğim. Ben kızımın yanına gideceğim. Ama o kız kırıldığıyla kalacak. Kırılmaz benim kızım, o beni bilir. Sen Tuba'nın hangi konularda? Benim içimi bilir o Tuba. Ya senin için ben öğrendim. Hayır, ben seni gel bak. Nursel Hanım ben çekeyim. Benim merhametli olduğumu Tuba öğrendi. Bak gerçekten Hacer abla bir rahatsızmış. Böyle devam etsinler bunlar. Edemezler yarışma kuralları gereği. İsteseler de edemezler. Ben Hacer gelince emaneti teslim ederim. Gönülcüm ben de vallahi sana böyle hayretler içerisinde bakıyorum. Şaka mı yapıyorsun? Neden hala orada oturmaya devam ediyorsun? Gelsene yerim. Ay ben istemiyorum Beyan teyze sakın. Ya kızım bir de hassas noktasını biliyorsun. Ben annesini de tanıyorum kız bu arada. Çok minnoş, çok güzel bir kadın. O konuda hassas olduğunu biliyorsun ya. Gönül sana kurban olayım diyen bir kadının. Ben, seni her aradığında Gönül seni gözlerinden öpüyorum ya diyen bir kadına. Ben dünürüm kötü dedim mi? Eden bir kadına bunları yapıyorsun. Ben dünürüm kötü dedim mi sana? Annen kötü dedim mi? Annen bir tane diyorum her zaman. O başka bu başka. Ama borçlarını ödedim diyorsun ya. Bu annenin borçlarını ya ödedim deyince işte. O da diyor ki yani borç falan yok diyor yani. Ben kendi paramla anneme çerçeve, cam çerçeve evet, yaptırdım. Evet o zaman diyor. Yaptırdı. Ben de onu söyledim. İren şey geldi Gönülcüm, burada Aleyna da onu yıktı. Bak ben valla Tuba'yı ilk defa böyle görüyorum. Öfkeli, ya. Sinirden ağlıyor. Ağlamamaya çalışıyor, tutamıyor kendini. Sen hala üstüne gidiyorsun. Ya annemin mevzusunu da biliyor ya. Bile bile nasıl yapar bunu? Ben kaldıramıyorum. Annem ya. Annem. Ya ben biliyorum annem. Anneme annem dedirtmem. Bak ben annem melek gibi. Ben annenin hakkında bir şey demiyorum. Çok nasıl iyi demek? İnsan. Yedirmesini içirmesini sever Ayşe Dünür'üm. Çok çok iyi insan. Ama o olay bizim Aleyna'yla aramızda konuşurken... Aleyna'yı rahatlatmak için burada gemileri yaktın. Evet. Bir kelime doğru kelime. Evet. Onunla 40 ele anlatmışsın. Ya Ali, ne anlamı kaldık yaptın o iyiliği? Hadi Aleyna yani üzülmesin yaptın, ya olaydan dedim. Yaptın para eli. Olayın. Ne para olayın da üzülmesin ya. Dedim. Var ya çok çok tuhaf bir kadınsın. Ben seni çözemedim. Tuğba'cığım annen bir tane. Bak ben annenin üstüne arabayı yapmıştın ya ruhsatına. Onu da Ayşe'ye hediye ediyorum. Ya bak sen ne diyorsun ya? Bak sen ne diyorsun bak, ya? Bak yani onun olsun. Bak ben dünürümü seviyorum. Benim dünürüm ne? Bak yaptı şey. Bak. Anne senin bu yaptın. Bak. Ama bak şu an kötü niyetle yapmıyor. Evet. Bak, kötü yapıyor. Kötü niyetle yapıyor. No, bak beni bir dinle. Beni bir bak, dinle. Bak kızının malı zaten. Tamam. Kendi paramla ama aldım. Ama alacaktım dünürümden. Şimdi almıyorum. Tamam yani sana artık o araba mevzusuna takılmayacağım diyor. Tamam evet. Ayşe'de kalabilir sorun yok diyor. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ayşem bir yapıyor. Ayşem bir araba tane. Arabayı onda demeye getiriyor. Aynı evini hayır ya. Lafı gibi. Sen bunları düşünüp planlayıp mı yapıyorsun ya? Neden ya? Ayşem bir sen? Tane bir tane dünürüm. Aleyna ya böyle oturuyorsun. Çok da zaten seviyoruz seni minnoş. Ama şu an bu yaptığın hareketin böyle şeylere yol açacağını düşündün mü yaparken? Evet. Yani şöyle söyleyeyim hani ben sana. Tuğba'yı gerçekten kızdırmak için mi söyledin o anda? Nursel bu kadar Hanım, tepki alacağını Nursel tahmin Hanım, ettin mi? Şöyle, Aleyna insanların noktalarını buluyor inceleri. Çok sessiz ve bir sakin ve Hacer Hanım'ın bu kadar sinirli olmasının ya da aniden yükseliyor. Neden bu kadar yükseldi? Sen de şu an Hacer gibi hayır, oldun. Neden bu kadar yükseldi hayır, diyorum. Bak, Hacer demek değil. Ki Hacer Hanım da artık kendini ifade edemeyince çok yükseliyor ya.
Kadına öyle bir kelime söylüyor ki ya da kimse duymadan iğne gibi sokuyor ve geri çekiliyor, ağlamaya başlıyor. Ağlamasını da silah olarak bir şey kullanıyor. Bir ifade edebilir mi kendini? Merak ettim. Yani benim ne hissettin onu söylerken? Aynen. Hiç benim düşünmedin mi? Zaten ona benziyor. Hiç birbirlerini aratmıyorlar. Kesinlikle hiçbir farkları yok. Ben ikisiyle de zaten anlaşamıyorum. Gönül teyzeyle daha çok anlaşıyorum. Diyorum ki Gönül Sultan'ın sana o verdiği o bilgiyi Tuğba'ya söylerken farkında mıydın ortalığın böyle karışacağının? Farkındaydı. Söyle bana. Farkındaydı tabii ki de. Ya sinir etmek için mi yaptın? Yani o beni sinir ediyor ve rencide ediyor. Ben de onu sinir etmek istedim. Ya ama senin yaptığın da doğru değil. Aleyna'nın o kadar ileri düşündüğünü... Duydun mu Gönül? Aleyna bak şimdi ben seni o kadar seviyorum, kolluyorum. Senin şimdi yaptığın da doğru değil bak. Bak ben seni, sen bir manevi kızımsın ama şimdi ne oldu? Benim kızımla arama açtın. Doğru mu? Ben seni seviyorsam, güveniyorsam senin yaptığın da doğru değil. Neden yaşımı yapmıyorum? Söyle. Benim sıram mı gelmedi çünkü acaba? Çünkü Beyhan kayınvalidem ona izin vermez. Aynen öyle. Gelinin arkasına kapı gibi. Vermez. Gidiyor. Yani şu anda Gönül kayınvalidem yani... Beni bu hale düşüren kayınvalidem. Bence yani kanınızdan, canınızdan bile olsa iki kişinin arasında konuşulan, iki kişinin arasında kalmalı. Bence. Yani burası evet çok samimi, bazen kaptırıyorsunuz, kameraları unutuyorsunuz ama ortaya da böyle sonuçlar çıkıyor. Geçiyorum konuyu. Gönül abla, bence bir gönül alman gerekiyor, haberin olsun. İstemiyorum ben. Geçtim konuyu.